BRTV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dış politika ve ekonomi gündemiyle Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor. Toplantıda ekonomide önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak. 1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine üyelerini bilgilendirecek. Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak. Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun dün akşam BRTV'de canlı yayın konuğu oldu. Osman Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Batı Karadeniz'in Nabzı programına konuk olan Rektör Profesör Doktor Orhan Uzun, üniversite tercihleri devam eden Bartın Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen öğrenciler için Bartın Üniversitesi'ni anlattı. Üniversitemiz 9 fakülteden oluşuyor. İlk fakültemiz Bartın Orman Fakültemiz, 1992 yılına kadar uzanan köklü bir geleneğe sahip. Gerçekten çok güçlü bir akademik kadrosu da var. Edebiyat Fakültemiz, İslami İlimler Fakültemiz, Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültemiz başlı başına bir marka, belki ondan da konuşacağız. Ve en yeni fakültemiz Sağlık Bilimleri Fakültemiz. Sağlık Bilimleri Fakültemizde de iki tane programımız var şu anda aktif öğrencisi olan. Yakın zamanda başka programlar da inşallah açacağız ileri doğru. Hemşirelik ve sağlık yönetimi, sosyal hizmet programı pardon, sosyal hizmet programlarımız. Çok yeni, 2018 yılında kuruldu ama yaptıklarıyla üniversitemize çok büyük değer katıyor. Meslek yükseokullarımız 3 tane en yeni meslek yükseokulumuz Ulus Meslek Yükseokulumuz, Bartın Meslek Yükseokulumuz da yine köklü bir geçmişe sahip ve Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulumuz, Yabancı Diller Yükseokulumuz ve Lisansüstü Eğitim Enstitümüz. 9 fakülte, 1 yükseokul, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve 3 meslek yükseokuluyla yeni gelecek öğrencilerle birlikte halen 15.500 civarı öğrencimiz var. Çünkü mezun verdik. 18.500-19.000 civarında öğrencisi olan 700'e yakın akademisyeni, 360'ın üstünde öğretim üyesi, doktoralı insan kaynağımız, uluslararası öğretim üyelerimiz, dünyanın çeşitli ülkelerinden uluslararası öğretim üyelerimiz, 2000'e yakın 72 farklı ülkeden uluslararası öğrencimiz. Dolayısıyla Bartın Üniversitesi sadece bölgenin değil aslında uluslararası ölçekte tanınır olan bir üniversite. Biz eğitimi sadece sınıflarla sınırlı ya da duvarlarla sınırlı bir öğrenme ortamı olarak algılamıyoruz. Hayatın kendisini bir öğrenme ortamına dönüştürme çabasındayız. Öğrenci merkezlilik aslında bu. Yani hayatın tüm alanlarına, davranışlarına kadar ve bunu ciddi bir bilinç ve farkındalıkla yapabilme.
öğrenci merkezlikten anladığımız bu. Dünyadaki en yeşil üniversiteler kategorisi var, yeşil ölçüm sıralamasına göre, ki önümüzdeki süreçte özellikle bu karbon iklim değişikliğiyle beraber karbon ayak izimizin azaltılması noktasında çok daha belirleyici olacak bunlar. Öğrencilerimiz daha şimdiden dünyanın 158. sıradayız. En yeşil üniversiteler arasında Türkiye'de de 9. sıradayız. Şimdi bu öğrencilerimizin sundukları katkılarla oluyor bunlar. Niye Bartın Üniversitesi'ni tercih etsin? Türkiye'deki en çevreci üniversitelerden en yeşil. Ama yeşil derken sadece bu ekranda gördüğümüz, evet gerçekten yeşil. Sadece bir yeşillikten bahsetmiyoruz. O yeşille ilgili olarak, evet, Green Metric sıralaması, yeşil çevreci anlamda aldıkları dersler, geliştirdikleri projeler, yayınladıkları makaleler, ürettikleri bilgiler, bunların hepsi, sadece bu üniversite çok yeşil görünüyor, o yüzden dünyadaki en yeşil üniversite değil. Ya da ne bileyim işte üniversitenin içerisindeki parke döşemesine kadar, ya da işte yağmur hasadıyla birlikte oradaki ekosistemi çeşitliliği oluşturma ve oradan sulama işlemlerini de orada yapma. Tam bir döngüsel ekonomiye öğrencilerimizle birlikte onları geleceğe hazırlıyoruz. Neden Baro'yu tercih etsinler? Uluslararası pek çok sıralamada, Green Matrix'te olduğu gibi pek çok sıralama kuruluşunun sıralamasında Bartın Üniversitesi önlerde ve çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06DA8712 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Hızını alamayan ve aydınlatma direğini deviren otomobil, daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 5 metreden yol kenarına düştü. Kazada otomobildeki AYP, AM ve yabancı uyruklu DD yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Arnavut kaldırımlı sokaklarda engellilerin de rahat hareket edebilmeleri için yerli mermer kullanılıyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak, köprü gibi tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran Safranbolu'da Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan Han Arkası projesi çalışmaları devam ediyor. Han Arkası sokakta Arnavut kaldırımlar yenilenirken konakların da cepheleri restore ediliyor. Arnavut kaldırımlı sokaklarda özellikle engelli vatandaşların ilerlemesinin güçlük çekmesi nedeniyle proje, engellilerin de Arnavut kaldırımlı sokaklarda rahat yürüyebilmelerine imkan sağlayacak. Proje çerçevesinde Arnavut kaldırımlı sokaklarda Eflan ilçesinde üretilen mermer kullanılarak başta engelli, yaşlı ve çocukların seyahati konforlu hale gelecek. Han Arkası sokakta yapılan meydan düzenlemesinde ise yanlış taşların kullanılmasına esnaflar tepki gösterdi. Meydanda kot farkının da düzeltilmemesi nedeniyle dükkanların yağmurlu havalarda su alacağını ifade eden esnaflar yapılan çalışmaların düzeltilmesini istedi. Yetkililer ise meydan düzenlemesinde kullanılan mermerlerin yanlış kullanıldığını, sökülerek dokuya uygun şekilde düzeltileceğini kaydetti. Yine proje çerçevesinde yapılan korkulukların da küpeştesinin yanlış yapıldığı, bunların da sökülerek yeniden yapılacağı aktarıldı. Çankırı'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kadir Çark Çeviren İdaresi'ndeki arpa yüklü traktör, Yapraklı Çankırı Karayolu Hayvan Pazarı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Çark Çeviren'e, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Çark Çeviren'in cenazesi morga kaldırıldı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu minibüsündeki 10 çocuk 20 kişi yaralandı. Bir kişi öldü. O
Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö idaresindeki yolcu minibüsü arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 çocuk, 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri Zeynur'a Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu kazada 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Çamaş ilçe girişi yakınlarında Ercan Ekinci yönetimindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsle Uğur Güneş'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 17 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 acil servis ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Batı Karadeniz'in ve Zonguldak'ın en popüler sahil beldelerinden olan Filios'ta yaz sezonu çevre sorunları yaşanıyor. Filios Belediyesi tarafından kent merkezinde yol ve kaldırım çalışmaları yapılırken bu çalışmalar nedeniyle plajlara ulaşmak isteyen tatilciler büyük zorluk yaşıyor. Kaldırımların kaldırması ve iş makinelerinin yoğun çalışması nedeniyle tatilciler ulaşımda büyük sorun yaşıyor. Belde sakinleri ve tatilciler bu çalışmaların yaz sezonundan sonra yapılması gerektiğini söylerken yaşanan duruma tepki gösteriyor. Ayrıca Filios plajlarında da gözle görülür şekilde çöp sorunu yaşanıyor. Tatilciler çöplerini plajlara bırakırken çevre temizlik ekiplerinin de plaj temizliği konusunda eksik kalması nedeniyle hemen hemen her noktada biriken çöpler göze çarpıyor. Tatilciler bu sorunların bir an önce giderilmesini talep ederken bazı tatilcilerin farklı plajları tercih etmeye başladığı öğrenildi. Batı Karadeniz bölgesinin en hareketli, en kalabalık plajlarından olan Zonguldak'a bağlı Filios plajında bugünlerde bu yaz döneminde çevre kirliliği oldukça dikkat çekiyor. Hem günübirlikçilerin hem de uzun süre kalan gurbetçilerin ve diğer tatilcilerin bıraktığı çöplerin toplanmaması, belediyenin belki de burada yetersiz olması nedeniyle özellikle plajlarda ve şehir merkezinde oldukça çöp birikintilerinin varlığına dikkat çekiliyor. Bunu görüyoruz. Aynı zamanda Filios beldesi tarafından şehir merkezinde hem kaldırım çalışmalarının yapılması hem de sokak aralarında farklı yol çalışmalarının yapılması aynı zamanda çevrede bir kaosa neden olmuş. Bu nedenden dolayı da buraya gelen turistler ve yazlıkçılar, günübirlikçiler maalesef iyi bir tatil dönemi geçiremiyor. Burada yerel halkla görüştüğümüz zaman bunun aslında bu çalışmaların tam da tatil sezonunun ortasında değil, daha makul sürelerde, zamanlarda yapılması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda çalışanlarla da görüştüğümüzde de onlar da aynı şekilde o düşüncede. Çünkü kış döneminde Filios beldesi genel olarak çok sakin, nüfusu da çok az bir belde. Bu nedenle toplumunda yani Filios'ta yaşayan kesiminde aynı zamanda günübirlikçilerin ve tatile gelen tatilcilerin de bu yönde şikayetleri bulunuyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompei Polis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan 1800 yıllık mozaikler konservasyon çalışmalarının ardından gezilebilecek. Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeopolis'te gerçekleştirilen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mevlüt Eli Üşük başkanlığında yürütülüyor. İlçenin Zımbıllı Tepe mevkiisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları özellikle villa bölümünde yoğunlaştı. Villada bulunan mozaiklerin bu yıl gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Doçent Doktor Mevlüt Eli Üşük, kazı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Bu yıl özellikle villanın atrium olarak adlandırdığımız bölümünün çevresindeki revaklardaki mozaikleri açıyoruz.
Bu mozaiklerde madalyonlar içerisinde bozulmuş olsa da bir tane kadın figürü, onun yanında yine olasılıkla ya onun eşine ait olsa gerek sadece bir fi harfini görebiliyoruz ki orada da bir figür olmalıydı. Onun dışında kalan alanlar ise geometrik ve standart olarak Roma mozaiklerinde gördüğümüz motiflerden oluşuyor. Mozaikler aşağı yukarı günümüzden 1800 yıl öncesine ait. Yani milattan sonra 2. yüzyıla tarihleyebiliriz. 2. yüzyılın sonu ya da 3. yüzyılın başlarına tarihleyebileceğimiz özellikler göstermekte. Öncelikle bir çatı yaptırdık. Bu çatıyla mozaikleri koruma altına aldık. 2023 yılında da mozaikleri açarak bunların konservasyonlarını sağlayacağız. Bu yıl bu alanın kazısını tamamlamayı düşünüyoruz. Bu kazı tamamlandıktan sonra da ziyaretçiler açmak için yürüyüş güzergahları hazırlayacağız. Ve tabii ki kapsamlı bir sunum sağlamak için özel bir projeye ihtiyacımız var. Ama biz geçici olarak insanların gelip burayı görebilecekleri bir mekan haline getireceğiz ki şu andaki özgün buluntularımız da bunu çok rahat sağlayacaktır. İnsanların burayı gezmelerini sağlayacaktır. Dünşet'e tarihi M.Ö. 3. yüzyıla dayanan Prusias Ethypium antik kentinde işçi olarak çalışan müzisyen 4 kardeş ve 2 akrabası yorucu kazı çalışmalarını çay ve yemek molalarında verdikleri mini konserlerle eğlenceli hale getiriyor. Yılın 12 ayı devam eden çalışmalarda görevli Ömer, Muhammed Yalçın ve Gökhan Keman kardeşlerle yakın akrabaları Aykut Yıkın ve Hakan Apaydın müzisyen yanlarıyla da ön plana çıkıyor. Bölgede Keman kardeşler olarak bilinen aynı zamanda Düzce Belediyesi'nin bandosu ve mehter takımında görevli olan 6 müzisyen zaman zaman çay ve yemek molalarında yanlarında getirdikleri kanun, darbuka, klarnet ve keman gibi enstrümanlarla antik kentin gün yüzüne çıkan alanlarından mini konser veriyor. Sıcak havalarda zorlu geçen kazı çalışmalarını müzikle eğlenceye dönüştürüp yorgunluk atan, ekip arkadaşlarına moral veren müzisyenlere ara ara yöre halkı da dinlemeye geliyor. Personelin çoğu Düzce Belediye bandosu ve belediye meter ekibinin elemanları. Dolayısıyla öğle araları, işte çay molaları falan keyifli geçiyor. Çok yorucu, çok sıcak. Sürekli bedenen kazma, kürek ve el arabalarıyla çalışıyor arkadaşlar. Yorgunluklarında bu şekilde. Arada şarkı söylerek, arada işte sazlarını, enstrümanlarını çalarak hem bizi eğlendiriyorlar, hem kendileri motive oluyor, hem antrenman yapmış oluyorlar. Keyifli bir şey, yorucu ama keyifli bir şekilde çalışıyoruz, devam ediyoruz. Evet, ben Muhammed Keman. Düzce Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyorum antik kente. Evet, arkadaşlarımızla beraber yoğun çalışıyoruz. Biliyorsunuz tabii, gördünüz tabii. Molalarda biraz motive olsun diye. Hepimiz de istiyoruz tabii böyle şarkılar söylemeyi. Motive oluyor bize, biz de çalıyoruz. Bize de iyi geliyor. Müziği zaten seviyoruz. Zaten bizim ailemiz komple hep müzisyen. Çok kardeşiz vallahi. Çok kardeşiz. Hep devam. Çok kardeşiz. Allah da eksiğini göstermesin. Görevimizin başındayız yani her zaman da. Dönem
dönem Karabük AK Parti milletvekili Niyazi Güneş'in kızı Büşra Güneş, Yasin Kadıoğlu'yla hafta sonu düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğün törenine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, 23. ve 27. dönem Karabük AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, 24. ve 25. dönem Karabük Milletvekili Osman Kahveci, AK Parti Karabük İl, Merkez İlçe ve İlçe Başkanları, İş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. BRT ve ailesi olarak genç çifte mutluluklar dileriz. Düzce Belediyesi'nce düzenlenen Dünya Düzce Günleri etkinliği kapsamında Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin 6. gününde klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Meydanı dolduran kalabalık sanatçıların performansını ritim tutarak eşlik etti. Dünya Düzce Günleri'nin 7. günü ise Bilal Sonses'i sahne alacak. Ordu'da sahil kesimlerinde 12 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler tarlalara girerek hasada başladı. Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan fındık bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesi Saraycık, Turna Suyu ve Kayabaşı mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler yeni sezonun ilk hasadını almaya başladı. Hava sıcaklıklarının yüksek ve geçen yıllara göre rekoltenin düşük olduğunu ifade eden üreticiler, yeni sezon fındık fiyatının yüksek açıklanmasından umutlu olduklarını söyledi. Emeğimizin karşılığını bekliyoruz yetkililerden. Yani inşallah bu sıcak havada bahçede ter içinde fındık topluyoruz. Şartlar çok zor. Yani maliyetler yüksek. Yani iyi bir fiyat bekliyoruz. Beklentimiz bu. Şükürolsun 2023 yılı hasadına başladık. Ne diyeyim, Saraycık diğer yerlere nazaran 3-5 gün daha erken topluyor fındığı. Niye erken topluyor? Burada fındık oluyor. Yani gördüğünüz gibi fındıklar kemaline ermeye başlamış. Çok yere dökülürse fındıkta zarar oluyor. Yani düşmanı çoktur fındığın. Onun için hasada başladık. Ha, bu sene fındığın durumu çok da iyi değil. Geçen senekinden zayıf fındık durumu. Niye dersen bu seneki mevsim iyi gitmedi baharına. Soğuk oldu, don yaptı, sis oldu. Fındık çok aşı yapamadı. Onun için yapılan aşılardan da biraz da tabii soğuktan dolayı kendini dolduramadı. Boş oldu fındık biraz. Ordu'da teknedeki evlenme teklifi sırasında yüzü denize düşüren genç, kız arkadaşıyla nişanlandı. Altınordu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Cem Günday, yaklaşık 1,5 yıl önce tanıştığı aynı yaştaki Şeyda Nur Tunç'a evlenme teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı. Kız arkadaşını 27 Temmuz'da sahile götürerek meşaleler eşliğinde kiraladığı tekneye bindiren Günday, diz çöküp yüzük uzatarak Tunç'a evlenme teklif etti. Bu sırada Cem Günday'ın elinden kayan yüzüğün denize düşmesiyle genç çiftin yanı sıra arkadaşları da şaşkınlık yaşadı. Yüzüğü bulmak için denize giren Günday, aramalara rağmen sonuç alamadı. Gençlerin yardım istediği bir dalgıç,
Yüzüğü bularak çifte teslim etti. Cem Günday evlilik teklifine evet yanıtını aldığı Şeyda Nur Tunç'un parmağına yüzüğü taktı. Gençlerin sosyal medya hesaplarından yayınladığı evlilik teklifi sırasında yüzüğün denize düştüğü anlara ait görüntülerse ilgi çekti. Günday ve Tunç geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Ne oldu? Nasıl denize attın? 1,5 senedir falan bir beraberliğimiz var. Yani son 5 aydır falan bir evlilik teklif etmeyi düşünüyordum. O esnada da böyle bir tekne kiralayıp böyle farklı bir şey yapmak istedim. Sonucunda evlilik teklif ettikten sonra yüzüğü kutudan çıkaramadım. Kutudan çıkarmaya çalıştığım esnada yüzük kutudan çıktı ve düştü elimden. O sırada denize düştü. Yüzüğü denize düşürdükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadık. Sonrasında yani ne yapacağımı şaşırmıştım tabii. Baktım yapacağım pek bir şey yok. Bir 5-10 dakika falan düşündükten sonra kendim üzerimi gömleğimi falan çıkarttım ve denize daldım. Kendimi aramaya çalıştım. Bulamadım yüzüğü. Bulamadıktan sonra çevredeki arkadaşlar, oradaki insanlar bize bir yardımcı oldu. Dalgıç falan çağırdılar. Dalgıç sayesinde yüzüğü aldık denizden. Yani bize farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu. Ya biz de şaşırdık bu durumun böyle buralara kadar gelmesine. Evet, sosyal medyada yayınlandıktan sonra insanların çok farklı tepkiler oldu. İyi şeyler ve kötü şeyler söyleyenler de oldu. Tabii biz hepsini bir eğlence olarak gördük. Hepsini böyle gülerek karşıladık. Daha çok yardım edelim, tekrar yüzük al, bir tane daha yüzük alalım, bu böyle kalmasın falan diye yazanlar çok oldu. Onlar çok böyle komiğimize gitti. Yani onlar bizi bayağı güldürdü. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan ev hanımı Elif Çelik, 10 yıl önce ekonomik sıkıntı yaşadıkları dönemde aile bütçesine destek olmak için başladığı direksiyon, kaplama ve dikim işini gelir kapısına dönüştürdü. Kepez Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Çelik, ekonomik sıkıntı yaşadıkları dönemde eşine destek olabilmek için kendisine uygun iş arayışına girdi. Oto onarım ve bakım dükkanı bulunan eşi Barış Çelik'in tavsiyesiyle 10 yıl önce evinin bir odasında direksiyon kaplama ve dikim işine başlayan Çelik, zamanla ustalarından işi öğrenerek deneyim kazandı. Eskiyen direksiyon kılıflarını yenileyen Çelik, özellikle yaz dönemlerinde artan talep nedeniyle yoğun mesai harcıyor. Sosyal medya tanıdıkları ve dükkan üzerinde gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan Çelik, azmi ve çalışkanlığıyla üretimde bulunmak isteyen ev hanımlarına örnek oluyor. Ben bir iş arayışındaydım aslında. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim, eşime nasıl destek olabilirim? Bundan 10 yıl önce daha tabii durumlarımız daha bir farklıydı. Geçim sıkıntısı vesaire. Eşim de böyle bir iş teklif etti bana. Dedi dükkana şey geliyor, hani direksiyon diktirmek isteyenler geliyor. Yapabilir misin? Evet, daha önce böyle bir makine kullandım ama dikiş makinesiydi, bildiğimiz sanayi makinesi. Dedim yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bir baktık, ettik, düşündük, çok çabaladık. Oğlum o zaman 2 yaşındaydı. Çok koşturdum, yok işte makineye bakalım, edelim, ipini bulalım, sağlam nasıl yapabiliriz. Çok çabaladık ama çok şükür Barış Bey'le, yani eşimle sabahlara kadar uyumadık. O dikti, pardon, o tuttu direksiyonu, ben diktim. İlk önce bir direksiyonumu bir haftada diktim. Yani o kadar uzun sürdü çünkü düz bir kumaş dikmiyorsunuz. Her yeri ayrı bir santim, bütün kıvrımları, kolları, her şeyi olabilen bir yuvarlak bir simit. Nasıl yaparız, nasıl ederiz derken bir hafta sürdü dikmesi. Ondan sonra elhamdülillah şu anda bir direksiyonu 3 saatte ya da 5 saatte dikebiliyorum. Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahin Kaya doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Trabzon'a 65, Düzköy ilçesinde ise 11 kilometre mesafede yer alan Doğankaya mahallesindeki Şahin Kaya, uzaktan bakıldığında kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları ve trekking rotalarıyla ziyaretçilerini cezbediyor. İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanıcılarının açtığı yeni rotalarla da adından söz ettiren Şahin Kaya, kaya tırmanışı yapmak isteyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından çok sayıda dağcıya ev sahipliği yapan, kaya tırmanışı dışında kamp ve karavan turizmine de müsait olan Şahin Kaya, dağ yürüyüşü ve foto safariye elverişli alanlarıyla turizm çeşitliliği sağlıyor. Özellikle kuş bakışı manzarasıyla sosyal medyada öne çıkan Şahin Kaya'ya gelen ziyaretçiler, otantik dağ evlerinde konaklama, çal mağarasını ziyaret, atla gezinti imkanı da bulabiliyor. Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa ve Körfez ülkelerden gelen turistlerden ilgi gören Şahin Kaya, son yıllarda dünyada adından giderek daha fazla söz ettirmeye başladı. Çok güzel bir duygu zaten Adıyaman'dan geldiğimiz için böyle yeşilliğin içinde değiliz. Zaten sıcaklardan da bunaldık diye geldik. Bir hafta sıcaklardan kaçalım dedik. Bayağı serin. Bir de hep yani yeşillik güzel yani. İstanbul'dan geliyorum. Burayı Instagram'da keşfettim. Geldim. Fotoğrafımı çekildim. Çok güzel bir yer. Beğendim yani, huzurlu. Müthiş bir yer. Yerli yabancı herkes tercih ediyor yani. Vallahi olumlu tepkiler alıyoruz. Hani herkes seviyor doğanın içerisinde. Hani manzarasıyla, yemekleriyle falan. Yani olumlu tepkiler alıyoruz. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası Erkekler Klasik Yay finalinde Kanadalı Erik Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası Erkekler Klasik Yay finalinde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti. Ben çok mutluyum. Tokyo'dan sonra, olimpiyatlardan sonra en büyük unvan olan dünya şampiyonunu da almış bulunuyorum. Olimpiyatlara dünya şampiyonu olarak gidiyorum. Artı takım haline gidiyoruz. Yani her şey istediğimiz gibi oluyor. Umarım 2024'te Paris'te istediğimiz gibi geçer. Yani ben çok nasıl söylesem, aslında böyle çok üzücü olaylardan sonra böyle ülkemizi en üst seviyede ve en tepede bir şekilde temsil ettiğim için ve Türkiye'de olan halkımızın içine bir nebze de olsa su serpebildiğim için ben çok çok daha mutlu oluyorum. Her şey çok güzeldi bugün. Tabii ki inanılmaz mutluyuz. Tokyo'dan sonra Mete'de yaptığımız çalışmalar artık 2024 Paris yolunda önce dünya şampiyonluğunu getirdi. Umut ediyorum ki Mete bu performansını daha da yukarıya çıkarıp Paris'te yine milletimizin yüzünü güldürecektir. Sabah biz de Mete'yle bunu konuştuk. Halkımızın yüzünü bir an olsun güldürebildiysek, bugün bizi izleyenleri biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Biz Türk halkı için, tüm milletimiz için ve bayrağımız için çalışmaya devam edeceğiz. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Burada şimdi bir altın aldık, dünya şampiyonu olduk. Bir sonraki sene olimpiyatlarda bir altın da alacağız inşallah. Ben olimpiyatlarda da zaten bu başarıdan, bu zaferden sonra aynı netice alacağına inanıyorum. Çok sağ olun Cumhurbaşkanım. Gerek şahsız, gerek millet olarak bu başarıdan devamını diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından Fatih Vatanspor yeni sezonun ikinci etap hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Hilmi Bugüner hedeflerinin Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynamak olduğunu belirtti. Kadınlar A Milli Spor Takımı'nın santraforu Kader Hançar ise kamp çalışmalarını değerlendirdi. İstanbul Fatih Vatan Kadın Futbol Takımı ile Bolu Kor Otel'de kamptayız. Kampımız gayet güzel geçiyor. Bunun için kulüp başkanımız Sayın Hasan Büyükdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bolu kenti, Bolu bölgesi Süper Lig takımları için çok uygun bir yer. Harika bir otelde kalıyoruz. Sahaları çok güzel, yemekleri güzel. Diğer bir olay yol üstünde olması çok büyük avantaj takımlar için. Bizim takıma gelecek olursak Turkcell Kadın Süper Ligi'nde iddialı bir takım oluşturmaya çalıştık. Fatih Vatan Kadın Futbol Takımı zaten yıllardır bu ligi force eden takımlardan bir tanesi. Bu sene de öyle olacağını inanıyorum. Hedefimiz Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynamak ve sezon sonu bittiğinde ipi göğüsleyen takım olmaktır. Bunun için çok yoğun çalışıyoruz. Ekibimiz çok özverili bir şekilde yoğun antrenmanlara cevap vermeye çalışıyor. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var ve inşallah bize bu sorumluluğu veren büyüklerimizi mahcup etmeden son maça kadar, final maçına kadar bu ligi force etmek istiyoruz. Evet, iki tane oyuncumuz Türk Kadın A Milli Takımı'nın oyuncusu katılıyor. 3 oyuncumuz Azerbaycan Milli Takımı'nda oynuyor. 2 oyuncumuz Gana Milli Takımı'nda oynuyor ve 2 oyuncumuz Sırbistan Milli Takımı'nda oynuyor ve kalecimiz de Kazakistan Milli Takımı'nın kalecisi. Fatih Vatan Lisesi futbol takımı olarak kuruluyor. Daha sonra lise ismini kenara bırakıp Fatih Vatan Kadın Futbol Takımı olarak devam ediyor. Ve son 10 yıldır Kadınlar Süper Ligi'nde söz sahibi olan bir takımdır. Merhaba, ben Kader. 23 yaşındayım. Fatih Vatan Spor'da oynuyorum. Aynı zamanda milli takım oyuncusuyum. Şu an bir sakatlığım var. Takıma katılamadığım için üzgünüm. Yaklaşık 4 ay oldu. Birkaç ayım daha var sahada oynamak için. Şu an Bolu'dayız. Harika bir kamp geçiriyoruz. Bundan sonraki set çok iyi olacak. Şampiyonla oynamaya adayız. Hayal kuruyoruz şampiyon olmaya. İnşallah bundan sonraki set daha iyi olacak. Mobilya Park Outlet evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden Çin'e rağmen Çin ile ticaret yapabilmek başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. Çin'e rağmen Çin'le ticaret yapabilmek. İtalya, son 20 yılın küresel projesi. Yeni İpek Yolu, Kuşak Yol projesinin en önemli 5 destinasyonundan biri. İtalya Başbakanı Meloni, Çin merkezli bu projeden çekildiklerini doğrulayarak şunları söylüyor. İpek Yolu projesine katılmak, çifte olumsuz sonuca yol açan doğaçlama ve kötü bir eylemdi. İtalya olarak Çin'e sadece tonlarca portakal ihraç ettik. Ama Çin İtalya'ya ihracatını 3 yılda 3 katına çıkardı. Bu işten biz zararlı çıktık. Meloni'nin tespiti doğru mu? Evet, doğru. Çin böyledir. Bir verir ama mutlaka 3, 5 ya da 7 alır. Peki bu bir tehlike midir?
özellikle gelişmekte olan ülkeler için ham madde konusunda Çin'e bağımlı ülkeler olarak çok büyük risk barındırır. Peki Türkiye açısından durum nedir? İtalya bile yaşadığı sıkıntıya dikkat çekip yukarıdaki tespitlerde bulunuyorsa Türkiye için daha derin, girift zararlara yol açma ihtimali çok daha fazladır ve bu zararların telafisi de oldukça zor olacaktır. Yazılarımı okuyanlar bilir. Rusya ve Çin konusunda fikrimi paylaşıp öngörülerde bulunurken bu iki ülkeyle ticaretin Türkiye açısından hep sıkıntı oluşturacağını ve elini verip kolunu kaptırmak mesabesinde olacağını söylemiştim. İtalya üzerinden dile getirmeye çalıştığım tehlike tam da bu işte. Bu noktada Rusya için söylenen bir sözü Çin'e de teşmil ederek paylaşmak istiyorum. Çin ve Rusya ile iş tutmaya kalkmak ayıyla yatağa girmek gibidir. Umarım Türkiye olarak bu tuzağa düşmez ve kazanmak için başladığımız Çin angajmanından kaybeden taraf olarak çıkmayız. Hatta Avrupa ülkeleri için yeni üretim merkezi bağlamında bir nevi Çin olabilitesi kapıdayken, umarım Çin tarafından uluslararası ticareti manipüle edilen bir ülke konumuna düşmeyiz. Buraya kadar işin ticari ve görünen boyutuna ışık tutmaya çalıştım. Olayın bir boyutu da ve hatta en önemli boyutu da siyasi, küresel yeni düzen planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerdir. Mesela, İtalya sadece Çin'le dış ticaret dengesi için mi kuşak yol projesinden çekildi? O iş tam da öyle değil işte. Birileri küresel efendiler, paranın sahipleri, güç ve aklı elinde tutanlar İtalya'ya çekileceksin dediler ve İtalya da çekildi. Ama İtalya makul, mantıklı bir şeyler söylemeliydi ve bundan dolayı bu gerekçeyi dile getirdi. Son yıllarda Avrupa ülkelerinin haline bir bakın. Hangisi kendi kararlarını kendi alabiliyor? Fransa'da dahil, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika gibi Avrupa Birliği'nin omurgasını oluşturan ülkeler bile NATO konsepti çerçevesinde yeni, yepyeni bir reflekse ve Rusya-Çin odaklı hasımlaşmaya yöneldiler. Yönelmekten de öte bu hasımlaşmaya maruz kaldılar, mecbur bırakıldılar. Sonuç, hep söylerdim. Bazen dünyada yaşanan bazı krizler pek çok ülke ve coğrafyayı yerle bir ediyor olsa da kimi coğrafyalar ülkeler içinde yeni, yepyeni fırsatların ortaya çıktığı süreçleri kapsayabilir. Başta Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin Çin aleyhtarlığı yaptığı ve onlara uyguladığı yaptırımlar Çin'de büyük daralmaya sebep oldu. Ve hatta Çin merkezli ittifak ülkelerine dahi çeşitli sıkıntılar yaşatırken, Türkiye gibi ülkeler için yeni yatırım ve ihracat imkanı sağlayacak sonuçlara doğru hızla ilerlemektedir. İşte bu noktada akıllı, akılcı, romantizmden uzak, doğucu fanteziye kapılmayan gerçek bir kazancı diplomasiye ihtiyaç vardır. Ki kurulan yeni hükümetle birlikte Türkiye'nin politikacıları ve özellikle de dış politika üreticilerinin bu minvalde adımlarını görmek beni çok daha ümitlendiriyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi. Bu süreçte Çin'le beraber sıkıntıya giren değil de Çin'e rağmen büyüyen ülke olma fırsatını iyi kullanır ve doğru ata oynamış bir Türkiye olarak kazanan tarafta yerimizi alırız. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar.